Efe en mutlu ülkeler listesini açıklamış arkadaşlar. Türkiye'nin sırası şaşırtmamış. Şaşırtmamış. Şimdi örneğin Singapur kişi başına gayri safi yıllık sıralamada milli gelirde ikinci olmasına rağmen mutluluk sıralamasında ilk 20'ye girememiş. Yani milli gelirde yüksek olmasına rağmen mutluluk açısından 20 arkadaşlar. Bu da çok önemli. Birinci sırada Finlandiya 7.8 arkadaşlar. Danimarka 7.60. İzlanda 7.53. Ülkelere dikkat edin hangi ülkeler olduğunu. Arkadaşlar İsrail 7.47. İsrail sevgili arkadaşlar. Bunu da bir kenara yazın. İsveç 7.40. Hollanda 7.40. Norveç 7.32. Lüksemburg 7.23. Yeni Zelanda 7.12. Avusturya 7.10. İlk 10'da sevgili izleyiciler 8 Avrupa ülkesi var. Bir tane Yeni Zelanda var. Bir de İsrail var. 11. sırada neyse 11. sırası önemli. Türkiye kaçıncı sırada yer almış onu söyleyeyim. Türkiye bu listede 4.61 puanla 106. sırada yer almış sevgili arkadaşlar. En mutsuz 3 ülke ise iç savaş ve kaosun sürdüğü ülkeler. Sierra Leone 135, bulunduğumuz sıraya iyi bakın. Lübnan ve Afganistan arkadaşlar. 100'den sonraki sıraya iyi bakın. Son sıradaki 3 ülkeye bakın. Bizim de 106. sıramıza bakın. Bu şu demek sevgili izleyiciler. Bu ülkenin topraklarında insanlar mutsuz, 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 mutsuz. Gelecekle ilgili umutları yok, umutları yok, umutları yok. Bu siyasal iktidar ne yaptı diye soracak olursanız ben size söyleyeyim, en basitini söyleyeyim. Umutlarımızı çaldılar. Bu iktidarla ilgili en basit ne söylenir dersen gelecek hayallerimizi çaldılar. Bu ülkede bu siyasal iktidar neyimizi çaldı derseniz sevgili arkadaşlar güvenimizi çaldı. Güvenimizi ve toplumun büyük çoğunluğunu çaldı. Kendisine destek verenlerin büyük çoğunluğu da sevgili izleyiciler bu desteği mutlu oldukları için vermiyorlar. Umutlu oldukları için vermiyorlar. Güven duydukları için vermiyorlar. Karşısında ciddi güven duyabilecekleri, peşine düşebilecekleri bir umut olmadığı için veriyorlar. Bu umutsuzluğun yaratılması da bir kurgudur, onu söyleyeyim. Bu umutsuzluğun yaratılması da bir kurgudur. Çünkü bir siyasal iktidarı 20 yılın üzerinde yoluna devam ettirmek istiyorsanız o ülkede aynı zamanda güvensizlik yaratmak zorundasınız. Onun dışında hiç kimse sorun çözemez. Onun dışında hiç kimse ülkeyi yönetemez. O giderse ülke batar. O giderse devlet yıkılır. O giderse ezan susar. O giderse bayrak iner. O giderse işte bu algı hikaye. O gelirse zaten beceremez. O gelirse zaten yönetemez. O gelirse ülke zaten batar. Batmış, batacağı kadar ülke zaten. Bundan daha kötü ne olabilir ki? Ne kötü olabilir? Gamze demiş, dün iftar yaparken televizyonda iftar çadırı kuyruğundaki insanları izleyerek yemek yemeye çalıştık. İnanın boğazımızdan geçmedi. Bizi bu hale getirenlere yazıklar olsun. Sevgili izleyiciler, iftar yemekleriyle ilgili kuyruklar hep vardı. AK Parti'den önce de vardı. Mesele orada değil. Bence iftar yemeklerini çadırlarda yemenin bence hiçbir sakıncası falan da yok. Yani o ülkede, yani evinizde de yiyebilirsiniz. Bir çadıra gidip 300 kişiyle, 400 kişiyle, 100 kişiyle de yemek yiyebilirsiniz. Farklı bir boyutu olabilir ama asıl olay şu. O yiyenler eğer bunu bir sosyal olarak zamanla ilgili yapmıyorlarsa, bunu bir ihtiyaçtan yapıyorlarsa rezil bir durum, kötü bir durum. Yoksa yani sosyalleşme adına, zaman adına zorsa yetişmek o çadırda iftar açması kadar doğal bir şey görmüyorum. Ama asıl neden ihtiyaçtansa işte orası utanılacak bir yer sevgili arkadaşlar. Çadırda iftar yapmak kötü değil Onur, onu anlatmaya çalışıyorum. Asla kötü değil. Yani 100 kişiyle 200 kişiyle yemek yemeğinin, iftar açmanın ne zararı olabilir? Hiçbir zararı yok ama eğer insanlar bunu şeyden yapıyorlarsa işte hikaye orada başlıyor. Yoksa işte en rezili, en kötüsü o sevgili izleyiciler. Özgür Özel uyarmış, acı reçete geliyor. Özgür Özel, sen muhalefetin genel başkanısın. Biz bu acı reçeteyi, ben muhalefetin genel başkanı değilim. Bir partinin genel başkanı da değilim. Milletvekili de değilim. Günlerdir söylüyoruz. Aylardır söylüyoruz. Yaptığımız tüm programlarda söylüyoruz. Yani o da uyarmış, acı reçete geliyor. Benimle senin arandaki fark ne kardeşim? Seninle benim aramdaki fark ne? İstanbul'da okul yapılması şartıyla devlete bağışlanan arazinin Medipol'a kiralanmasına karşı açılan davanın seyri değişti. AK Partili Üsküdar Belediyesi'ne bağışlanan bir arazi ise sessiz sedasız Medipol'e satıldı. Ya arkadaşlar, bu İstanbul İl Binası'nın alımıyla ilgili, para sayımı ile ilgili kıyamet koparıyor ya bu AK Parti cenahı, sosyal medyası, trolleri. Ya Türkiye'de bu söyledikleri, baktıkları rakam 15 milyon. Yaklaşık olarak söyleyelim, 500 bin dolar sevgili arkadaşlar. Konuşulan rakam. Ya, o da kötü, önce onu söyleyeyim. 500 bin dolar diye küçümsediğim anlamına gelmesin. Konuşacağız onu biraz sonra. Ama şu, bir kalemde milyon dolarların aktarıldığı, bir kalemle milyar dolarların aktarıldığı bir ülkede bununla ilgili sesini çıkarmayanların, yağma düzenine sesini çıkarmayanların, o büyük ihalelere sesini çıkarmayanların, topraklarımızın zehirlenmesine sesini çıkarmayanların, son 20 yıl içerisinde kaynaklarımızın aktarılmasına ve çalınmasına sesini çıkarmayanların, CHP İstanbul İl Binası üzerinden kasar kasmaları, ahlak abidesi kesilmeleri, namusluk taslamaları, hırsızlığa sanki yolsuzluğa karşı çıkıyorlarmış gibi tavır koymalarından utanıyorum ve tiksiniyorum. Tiksiniyorum. Açık söyleyeyim. Tiksiniyorum. Hep başından beri söylüyorum. Muhalefetle iktidarın birbirinden farkları falan söz konusu. Yöntem Türkiye'de aynı. Neden biliyor musunuz? Çünkü Türkiye'de siyaset sadece bir şey için yapılıyor. Millete hizmet için diyenlerin, yemin ediyorum şu elimdeki şişeyi ağzına vururum yani. Ağzına vururum. Hikaye. Zenginleşmek için yapılan bir şey. Yanındaki, sağındaki, solundaki, ortasındaki, gerisindeki zenginleşmek adına yapılıyor. Çünkü Türkiye'de zenginliği tek bir yer dağıtıyor. Devlet dağıtıyor arkadaşlar. Diğer sosyal hayatın içinde ekonomik faaliyetler, ticari faaliyetler de didinmeniz gerekiyor. İflas edebilirsiniz. Siyasetle iflas etmezsiniz arkadaşlar. Bir anda bir kalemle milyon dolar kazanabilirsiniz. Kazandırabilirsiniz. Ondan payınızı alabilirsiniz. İhaleden, imardan, aklınıza nereden geliyorsa gelsin. Dünyanın parasını kazanabilirsiniz. Vergisi de yok. Hesap soranı da yok. İtibarlı bir adam haline dönüyorsunuz bir de. İtibarlı. Bu adam çok becerikli. Çok becerikli. Niye? Çünkü çalmış. Çünkü çalıyorsa becerikli. Çalamıyorsa ne diyorlar insanlara? Beceriksiz. Kendine bile bir şey yapamamış. Beceriksiz. Çocuklarına bile bir şey yapmamış. Çocuklarını bile devlete yerleştirmemiş. Yani düşünün, öyle bir toplumuz var. Toplumun kendisi arsız. Toplumun kendisi yolsuzluklara itiraz eden bir toplum değildi burası. Kim ne derse desin bana. Dokumuzu değiştirdiler. DNA'mızı bozdular. Genetik şifrelerimizi değiştirdiler arkadaşlar.